Merak etme diyorum sana. İyi, sen nasıl diyorsan öyledir kocam. Var mı benden istediğin bir şey, ha? Sağ ol. Sesini çıkarmayacaksın ha. Oğlum sen hiç ölülerin konuştuğunu gördün Söyle kebapçı. Artık umudu bilen tek kişi benim. Coşkun öldü. Yalan söylüyorsun lan bana. Ölmedi lan Coşkun, beni kandırmaya çalışıyorsun. Yapma ya. Aynen öyle. Bu sefer beni kandıramayacaksın kebapçı. Bu sefer olmayacak. Akıllı çocuk seni. İyi. O zaman ben seni tutmayayım. Git ara bul Coşkun'u. Bulacağım lan Coşkun'u. Bulacağım oğlum Coşkun'u. Yalnız şunu sakın unutma. Evimin, mekanımın yakınlarında... Mahallemin sokaklarında bir mantar tabancası bile patlasa senden bilirim. O zaman Umut ölür. Abisini tanımadan, annesinin kim olduğunu bilemeden geberir gider. Zevkle sıkarım onun kafasına. Bas! Senin o ağzını çuval tuzla dikerim ha, ona göre. Ulan Celal, kardeşime dokunamayacaksın lan sen. Dokunamayacaksın oğlum kardeşime. Bu sana bağlı. Ya tıpış tıpış geleceksin? Geç o işleri kebapçı. Geç o işleri, oraları çoktan geçtik biz. Sarp. İyi. O zaman iş yine başa düştü demek ki. Madem sen gelmiyorsun... ...ben seni alacağım. Göreceğiz lan! Kim kimi alacak göreceğiz lan! Kalk lan, kalk. Kalk yürü. Sana söylediğimiz yere gidiyorsun. Kafanı çıkarmayacaksın Coşkun. Oğlum ne kafamı çıkarırım ne sesimi çıkarırım. Yeter ki siz kebapçıyı halledin. Halletmek de laf mı Coşkun? İkinizi bir tezgah dizip satırla sırt çıkacağım size. Ne bakıyorsun lan? Yalan mı, ikiniz bir olup hayatımı siktirin. Siktir git. Ya Sarp, gözünü seveyim şu kardeşine biraz mukayyet ol ya. Yürü lan. Ben uzuyorum. Akıllı olun ha. Kimseye karışmayın. Celal'dan başka. Şimdi sana çok acayip bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. İlk defa diyeceğim bir şey bu. Söyle. Beni anneme götür be.